Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Büyük İslam alimi, merhum ve muazzez üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Fatiha'dan başlayıp en sondaki Nas suresinden çıkacak şekilde bir tefsir çalışması başlamış. İşaratül İcaz adını vermiş. Ama bir cildini yazdıktan sonra yaşadığı hayat şartlarının sonucu, Cihan Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 1920-50 arasındaki tek parti dönemleri, bütün bu sıkıntılı süreçlerin içerisinde sıra takip ederek Kur'an'ın tamamını tefsir etmek yerine Kur'an'dan bu zamanın insanlarının en çok muhtaç olduğu Kur'an ayetlerini ele alarak onların tefsirini yapmayı tercih etmiş. Çok başarılı bir Kur'an tefsiri çalışması ortaya çıkmış. Ancak bu arada Kur'an-ı Azimüşşan'ın muhtelif ayetlerine yapılan çeşitli itirazları da susturucu bir şekilde cevaplandıracak tarzda konular da izah etmiş. Birkaç akşamdır onları okuyoruz, örneklerini. Dün akşam da Kehf suresinin 109. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, eğer denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Rabbinin kelimatını yazmakla bitiremezler mealinde olan ayete yapılan itirazı karşı muhteşem bir cevap vermişti. Biz okuyarak geldik. 5 kelimeyle bunun izahını yapıyordu. Biz 4 kelimesini okuduk. Bu akşam 5. kelimeden inşallah dersimizi devam ettireceğiz. Ancak öncekinden kısa bir hatırlatma yapmak isterim ben. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi kelam sıfatı da ezeli ve ebedi olduğu için nihayetsizdir. Sonu yok, sınırsız. Elbette sınırlı olan Allah'ın yarattığı alemdeki denizler, okyanuslar, mürekkep, bütün ağaçlar, otlar, kalem olsa farz-ı mahal, elbette Cenab-ı Hakk'ın sınırsız kelimatını bu sınırlı maddi şeyler yazmakla bitiremezler diye öyle bir izahı dinlemiştik. Şimdi bu akşam 5. kelimeden devam edelim. Bu da 2 harftir açıklaması. 1. harf, nasıl ki sıfat-ı kelamın, Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının kelimeleri var, öyle de kudretin de mücessem kelimeleri var. Ya Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur, 110 sayfa gibi semavi vahye dayalı kitaplarda onların kelimeleri var Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının. Ama Allah'ın kudret sıfatının da cisimleşmiş kelimeleri var. Alemde yaratılmış bütün varlıklar, atomlardan, yıldızlardan, güneşlerden, galaksilere kadar, hepsi Allah'ın kudretiyle yazılmış kelimeler hükmündedir. İlmin de hikmetli, kaderi kelimeleri var ki bütün mevcudattır. Allah'ın ilminin mahsulüdür bütün varlıklar dünyası. Hususen zihayatlar, yani hayat sahipleri, hususen küçük mahluklar, yani sinekler, böcekler, mikroplar, bakteriler, virüsler, hepsini de sayın. Her biri birer kelime-i Rabbaniyedir ki, Allah'ın birer kelimesi gibidir ki, mütekellim-i ezeliye, ezeli kelam sahibi olan Cenab-ı Hak'tan, kelamdan daha kuvvetli bir sürette işaret eder. Ve onların adedini, yani Allah'ın yarattığı ilim ve kudret sıfatının mahsulü alemdeki bütün varlıkları ve onların hal dillerini, denizler mürekkep olsa bitiremezler.
demek olduğu manasını dahi şu ayet-i kerime remzen bakıyor. Sadece Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur, 110 sayfa meselesi değil. Allah'ın yaratmış olduğu alemdeki bütün varlıklar da ilim ve kudret kelimesi olduğu için onların sayısını yazmaya ne denizlerin mürekkebi yeter, ne ağaçların, otların kalemleri biter. Yeter yani, yetmez. İkinci harf bir başka açıdan yine, bütün melaikelere ve insanlara, hatta hayvanlara giren umum ilhamlar bir nevi kelam-ı ilahidir. İlham da öyle. İnsanlara geldiği gibi hayvanlara da Allah'ın ilahi kelamı vardır, ilhamdır o. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da bayağı uzunca bir sure olan Nahil suresi var. Yani arı suresi. Cenab-ı Hak o surede ve evha rabbuke ilen nahli en ittehidi minel cibali buyuta ferman ediyor. Yani Allah arıya vahyetti. Ama oradaki vahiy ilham anlamındaymış. Arıya ilham etti. Dağlardan veya insanların yaptığı evlerden kendine evler edin, kovanlardan evler edin anlamında. Demek arı da ilhama dayalı olarak sevki ilahiyle iş yaptığı apaçık anlaşılıyor. Bütün hayvanatta bu ilhamlar var. İşte bu tarzdaki ilhamı dayalı kelamın kelimatı elbette gayri mütenahidir, sonsuzdur. Saltanat-ı mutlakanın, Cenab-ı Hakk'ın mutlak saltanatının nihayetsiz cunudunun ordularının mütemadiyen aldıkları ilham ve o evamiri ilahiyenin, Allah'ın ilahi emirlerinin kelimatı, sözleri ne derece çok ve nihayetsiz olduğunu ayet bize haber veriyor demektir. Elbette Cenab-ı Hakk'ın bu anlamdaki kelimatı da, ilhama dayalı kelimatı da mücessem, cisimleşmiş, yaratılmış varlıklar aleminin kelimatında gerçekten ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa, bir o kadar da ilave edilse Rabbinin kelimatını yazamadan bütün onlar tükenirdi. Ya öyleyse bu ayetteki gözüken zahiri mübalağa değildir. Tam tersine az biledir. Rabbimiz madem öyle ferman ediyor, bu beş kelime üzerinden yapılan açıklamalar muvaciyesinde Bediüzzaman ayeti yapılan bu itirazı kökünden söktü attı. Yanlış bir kanaat. Böyle Kur'an'ı taarruz etmeye hiç kimse cüret edemez, edemezsiniz diyor ve izahlarıyla onu, bütün o itirazları adamların boğazından yutkundurup ağızlarından çıkaramaz hale getirmiş. Maşallah Bediüzzaman böyle bir alim tabii. Şimdi bu ders böylece tamamlandıktan sonra ve bir de el ilmu indallah la ya'limul gaybe illallah kaydını düşmüş Bediüzzaman dersin altına. Çünkü gerçek bilgi Allah katındadır. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez diye bu kadar izahattan sonra en doğrusunu yine de Allah-u Teala bilir diye dersi bağladı. Şimdi geldik yedinci nükteye. Konu farklı. Başka bir mevzu üzerinde çok ilginç bir ders daha paylaştı Bediüzzaman bizimle. İnşallah okuyalım onu. Daha önce biz bunu 9. Lama'da bir hayli detaylı üstattan dinlemiştik. Ona bir nevi ek bir bilgi gibi bu dersi sürdürmüş Bediüzzaman Hazretleri. O da şöyle: aziz kardeşim, vahdetül vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair 31. mektubun bir lemasında, yani 9. lema biraz evvel dediğim, Hazreti Muhyiddin'in bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Yani şunu da söyleyeyim, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri büyük bir evliyaullah'tandır. Kudsesi ruhu. İslam'ın bir harikasıdır Bediüzzaman Hazretleri.
o zat için. Kendisi şu anda Şam'da metfundur, türbesi var. Emeviye Camii'nin tam karşısında bir mahallede onun türbesi var diye bizi tarif etmişlerdi. Ama bizim yolumuz Mekke'ye doğru uzak olduğu için oraya gidip de uğrayamadık türbesine. Yalnız o zatın bir fikri var. Pek alim İslam'da rağbet bulmamış ama şöyle demiş: La mevcuda illahu, alemde gözüken hiçbir şey yok, sadece Allah var demiş. Bu yanlış anlaşılmaya müsait bir beyandır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Onun için o zatın yazmış olduğu kitaplar var. Bu bahsini ettiğimiz hakikat üzerine inşa edilen, bu zamanda o zatın kitaplarını millete ders vermek fayda yerine zarar verebilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kendisi büyük bir evliya, tamam, ama her kitabında insanların hidayetine vesile olamıyor. Yanlış anlamalara sebep olacak ifadeleri de var. Zaten Muhyiddin Arabi Hazretleri kendi pozisyonunu daha sonra daha iyi anladığı için demiş ki, bizden olmayan, bizim makamımızı bilmeyen bizim kitaplarımızı okumasın, zarar görür demiş. O da aynı şeyi söylemiş. Bunlar büyük insanlar tabii. Ümmeti Muhammed'e zarar vermek için bunları yazmamışlar, söylememişler. Ama biz, bir makamımız var, o makamda olmayanlar bizi anlayamaz demiş yani. Kitaplarımızı da okumasınlar, kusura bakmasın. Açıklaması da yapmış. Peki nedir bu zatın iddia ettiği doğru fikir ama yanlış anlaşılmaya müsait beyanları nedir? Şimdi üstad bunu söylüyor. Bu meseleyi, vahdetül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller, yani benzetmeler, teşbihler, temsiller, getirilen misaller, havasın, alimlerin elinden, avamın yani halkın eline ve ilmin elinden cehlin, cahillerin eline girse hakikat telak edilir. Temsil aslında o, temsili gerçek zannediyorlar. Ne gibi mesela? Bediüzzaman örneğini de vermiş dipnotta, diyor ki, nasıl ki iki melaike teşbihin sırrı münasebetiyle sevr ve hud tesmiye edilen o iki melaike, avamca koca bir öküz ve koca bir balık telak edilmiştir. Yani bunu biz 14. lemayı okuduğumuz zaman teferruatlı olarak üstadımızdan onun dersini aldık, hatırlayacaksınız. Çünkü ben kısaca şunu söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar, ya Resulallah, dünya neyin üstünde duruyor? Kısacık bir cümleye cevap vermiş. El ardu alel sebri vel hud. Yani dünya öküzle balığın üstünde duruyor demiş. Pek de üstünde durulmamış. Ama asırlar boyu ta Bediüzzaman'a gelinceye kadar bu hadis-i şerif üzerinden İslam'a, Kur'an'a, peygamberimize, imana, her şeye saldırı vesilesi yapmışlar bunu. Halbuki Bediüzzaman diyor ki, yani nasıl ki insana müekkel kiramen katibin denilen iki melek var, vasfelidir. Dünyaya müekkel vasfeli iki tane melek var. Onun nezaretindedir dünya. Onların da adı Sevr ve Hud. Yani Türkçe öküz ve balık anlamına geliyor. O iki melaikenin nezaretindedir anlamında dünya öküzle balığın üstünde duruyor demiş diye birinci izahını böyle yapıyor Bediüzzaman. İkinci izahı da, karada yaşayan insanların geçim kaynağı ziraattır değil mi? Ekmek biçmek. Ziraat da öküzün omuzunda çağlar boyu. Sahilde yaşayan insanların geçim kaynağı da balıkçılık. Öyle mi değil mi? Yani ne zaman öküz çift sürmez, balık milyon yumurta yumurtlamazsa nev-i beşerin hayatı söner, geçim kaynakları biter. Öyleyse dünya öküzle balığın üstünde duruyor denilebilir. Teşbih bu.
gerçek bir öküzden gerçek bir balığın üstüne dünya duruyor değil. Teşbih yapılmış. Bir de üçüncü izah olarak da çok özlü bir ifadeyle söyleyelim. Dünyamızın güneş etrafında dönmüş olduğu elips şeklindeki yörünge var ya, o yerin yörüngenin üzerinde 12 tane burç var, burç. Yani boğa burcu, oğlak burcu, kova burcu, balık burcu, efendim başak burcu, ikizler burcu gibi 12 tane burç. O yıldız kümelerinin arasında hayali çizgiler çizildiği zaman birisi öküz gibi gözüküyor, boğa gibi gözüküyor, ona boğa burcu diyorlar. Öbürü kova gibi gözüküyor, kova burcu diyorlar. Öbürü yengeç gibi gözüküyor, öbürü balık gibi gözüküyor. İşte çeşitli isimler verilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu soru sorulduğu zaman, dünyanın yörüngesi bir aynaya benzetecek olursa, her ay o yörünge aynasında gökteki burçlardan birisinin gölgesi üzerinden dünya geçer. İşte sorulduğu zaman bir seferinde öküzün üstü demiş, yani boğa burcunun üstünden geçiyormuş o ay. Benim burcum da boğa burcu olduğu için oradan biliyorum ben. Yani Nisan'ın 20'si ile Mayıs'ın 20'si arasında boğa burcu oluyor. Öküz burcunun üstünden geçtiği için dünya öküzün üstü demiş. Bir başka zaman sorulduğunda da balık burcunun gölgesi üstünden geçiyormuş dünya. Hem de dünyanın güneş etrafına döndüğünü de ima etmiş hadis-i şerif. Ama sorulan bir soruya kısa bir cevapla üç ayrı manasını Bediüzzaman keşfederek İslam'a yapılan taarruzları böylece püskürtmüş. Ne kadar akla, ilme, mantığa, ispatı dayalı izahlardır ki Bediüzzaman'ın bu derslerinden sonra astronomi adına, coğrafya adına bir daha İslamiyet'e saldırmaya mecal bulamamış dinden haz etmeyenler. Bediüzzaman o cihette onların ağzını kapatmış adeta. Aynen bu misal gibi Vahdetül Vücut meselesi gibi hakaik ulviye, yani Muhittin Arabi Hazretleri'nin la mevcuda illahu, hiçbir şey yok sadece Allah var anlamındaki yüce bir hakikat, ehli gaflet ve esbab, sebepler içine dalan avam halka göre tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir. Allah Allah. Yani insanları la mevcuda illahu fikrini, bu asrın insanlığı telkin ettiğin zaman doğrudan doğruya Allah namı hesabına kainatı inkar manasını veren o cümleden insanlar tabiat perest olur. Görünen her şey haşa Allah gibi anlaşılır ki Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin böyle bir iddiası yok. Böyle bir fikir olur mu? Allah, Allah'ın varlığı namı hesabına kainatın vücudunu inkar edecek dereceye gelmiş. Ama o kitapları ders verdiğin zaman bu sefer kainat namı hesabında Allah'ı inkar etmeye sebep olur ki çok büyük ciddi zararı sebep olur diye verdiği zaman onun için söylüyorum. Üç mühim zarar verir. Birincisi, vahdetül vücudun meşrebi Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek iken avama, halkın arasına girdikçe o fikir gafil avamlara, gafletteki halka, hususen maddiyun fikirleriyle alude karışık olan fikirlere girdikçe kainat ve maddiyat hesabına uluhiyeti, yani Cenab-ı Hakk'ın ilahlığını inkar yoluna gider. Onun için Hazreti Muhyiddin'in kitapları bu zamanda ders diye millete tavsiye edilmez. İkincisi, vahdetül vücut meşrebi masivayı ilahinin, masivayı ilahi yani Allah'ın yarattığı, Allah'ın dışındaki bütün varlıklar alemi, masiva deniliyor buna. İşte bu masivayı ilahiyenin rububiyetini, yani Allah'tan başka Allah'ın yarattığı varlıklar alemindeki
ne varsa hepsinin rububiyetini o derece şiddetle reddeder ki, yani Allah'ın varlığı yanında hiçbir ilah kabul etmemek anlamındadır. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin mesleği o. Masivayı inkar ve ikiliği ref ediyor. Allah'tan gayri her şeyi yok farz ediyor ya. Allah varken bu kainat var denmeye değmez demek istemiş. Şirki reddediyor adam aslında. Değil nüfus-ı emmarinin, değil insanlığın hep kötülüğü emreden nefsinin, belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken, bu zamanda fikir tabiatın, tabiatçılık fikrinin istilasıyla ve gurur ve enaniyetin nefs-i emmari şişirmesiyle ve ahireti ve Halik yaratıcıyı bir derece unutmak cihetiyle bazı nüfus emmare, bazı nefisler küçük birer firavun, adeta nefsini, kendi nefsini mabut iddiaz etmek istidadında bulunan insanlara vahdetül vücudu telkin etmek, gelin gelin çok kıymetli bir kitap var diye bunu alın okuyun demek, nefs-i emmareyi, insanların hep kötülüğünden nefsini el-iyazü billah, Allah korusun, öyle şımartır ki ele avuca sığmaz. Onun için Hazreti Muhyiddin'in kitaplarını kimseye tavsiye etmek bu zamanda hiç doğru değil. Yanlış anlaşılır. İnsanları Allah'a inançtan ziyade tabiatçılığa sürükler. Tehlikeli olan taraf da buymuş. Üçüncüsü, tagayyür, tebeddül, yani başkalaşmaya, değişmeye müsait. Tagayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes. Yani cüzlere bölünmekten, parçalanmaktan mukaddes, münezzeh, müberra, mualla, yüce olan Zat-ı Zülcelal'in, yani Cenab-ı Hak, yani insan mesela insanda bebeklik, çocukluk, gençlik, delikanlılık, orta yaşlılık, sonra ihtiyarlık, sonra ölüm geliyor değil mi? Bak insanda böyle bir durum var. Değişiyoruz sürekli. O gençlik yılların resmine, şimdiki halimize bakıyoruz. Dağlar kadar fark var arada. Ama Cenab-ı Hak da böyle bizim gibi değişmek, başkalaşmak, halden hale geçmek, böyle bir şey söz konusu olamaz ki. Maddi varlıklarız biz. Bizde her şey olur. Topyekün kainat da insan gibi değişmeye müsait. Ama Allah-u Teala bütün alemleri yaratan yüce Rabbimizle böyle başkalaşmak, değişmek, cüzlere ayrılmak, bütün bunlardan Rabbimiz münezzeh olduğundan, Zat-ı Zülcelal'in vücub-ı vücuduna ve takaddüs ve tenezzühüne, mukaddesliğine ve her şeyden nezih oluşuna muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir ve telkinat-ı batıdaya medar olur. Ya enteresan bir şey. Şimdi Muhyiddin ve Arabi Hazretleri ile tabiatçıların arasındaki farkı şöyle izah edebiliriz. Muhyiddin Arabi Hazretleri kainatı arkasına atarak Cenab-ı Hakk'ın zatına o kadar çok yoğunlaşıyor, adeta onun varlığında gark oluyor ki Allah'ın varlığı name hesabına kainatı inkar etmek derecesine çıkıyor. Makamı oraya kadar çıkmış. Ama tabiat perestler kainatı arkaya almak değil, önlerine koyuyorlar. Kainat ve madde hesabına haşa Allah'ı inkar ediyorlar. Demek ki iki meslek arasında 180 derece zıtlık var. Birisi Allah için kainatı inkar ediyor. Tabiatçılar kainat adına Allah'ı inkar ediyor. Ama onun kitaplarını kendilerine delil gösteriyorlar. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bak Muhyiddin Arabi Hazretleri bizim gibi demiş diye dinsizliklerini alet etmeye kalkıyorlar. Onun için onun kitaplarını bu zamanda telkin etmek mümkün değil, doğru da olmaz Cübbüzzaman Hazretleri. Bir şey daha söyleyeyim.
Şimdi insan bir boy aynasının karşısına geçse, aynada kendisini görse, kendi maddi varlığı yanında aynadaki görüntüsü var demeye değer mi? Maddi bedene benzeyen bir resim var aynada ama görmeyen, işitmeyen, canı olmayan, öyle değil mi? Ruhu olmayan sadece bir görüntü. Elbette insanın kendi bedeni yanında aynadaki yansıyan görüntüsü var denmeye değmez. Muhittin Arabi Hazretleri de onu kastetmiş aslında. Cenab-ı Hakk'ın vücudu o kadar vacip, o kadar lazım, o kadar kuvvetli, o kadar rasih ki bu kainat Cenab-ı Hakk'ın vücut mertebesi yanında gölge hükmünde kalıyor. Var denmeye değmez demek istemiş aslında. Demek istemiş ama derken de yanlış anlaşılmaya müsait kelimeler kullanmış. Onun için bizden olmayan makamımızı bilmeyen bizim kitaplarımızı okumasın zarar görür demiş. Bunu da böylece ifade etmiş olalım. Mektubattan naklettim bunu da. Son olarak şu cümlelerle dersimizi sonlandıralım. Evet, vahdet-ül vücuttan bahseden fikren seradan Süreyya'ya, yerden Süreyya yıldızını çıkarak kainatı arkasında bırakıp nazarını arş-ı alaya diken istiraki bir surette manen kendinden geçmiş bir halde kainatı madum yok sayıp her şeyi doğrudan doğruya kuvveti imanla, imanın nihayetsiz gücüyle vahid-i ahad'den her şeyi Cenab-ı Hak'tan görebilir. Yoksa kainatın arkasında durup kainata bakan ve önünde esbabı sebepleri gören ve ferçten yerden nazar eden elbette esbab içinde sebepler içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Ya biraz evvel dediğimiz işte oydu. Kainatı arkasına atarak Muhyiddin Arabi Hazretleri Allah'ın vücuduna bakıp orada yoğunlaşıp Allah'ın vücudu nam-ı hesabına la mevcude illahu demiş. Kainatı yok farz etmiş. Ama sen kainatı karpuz gibi önüne koy, sebeplerin içerisinde bul, kainat adına bu sefer Allah'ı inkar dersin. Ne büyük tehlike olur değil mi? Fikren arşa çıkan, fikren ve ilmen arşa çıkan Celaleddin Rumi gibi diyebilir. Konya'daki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi o makama çıkan şunu diyebilir. Kulağını aç. Herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar, gramofonlar gibi, plaklar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. O makama çıkarsan diyebilirsin. Yoksa Celaleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve ferşten arşa kadar, yerden arş-ı azama kadar mevcudatı, bütün varlıkları aynı şeklinde görmeyen adama kulak ver. Herkesten kelamullahı, Allah'ın kelamını işitirsin desen, manen arştan ferşe, yani arşardan yere düşer gibi hilaf-ı hakikat, gerçek dışı tasavvurat-ı batılaya, batıl, yanlış, hata fikirlere, tasavvurlara giriftar olur. Evet, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri medar-ı iftiharımız, Konya'da Medfun türbesi var. Bütün dünya onun türbesini ziyarete gidiyor. Kitaplarını okuyanlar aşık oluyor, oraya koşuyor. Onun için gez dünyayı, gör Konya'yı. Boşuna dememişler. Konya'nın kendisini, apartmanları değil. Mevlana var orada. Hicri 7. asrın müceddidi o. Git, Fatiha oku, Yasin oku ve kitaplarından da istiyorsan oku. Yani gör Konya'dan kasıt Mevlana. Yoksa oradaki bağları, bostanları, apartmanları seyretmeye gitmek değil mesele. Peki efendim.
Kulillahu thumme zerhum fi havdin yel'abun ma li turabi ve li rabbil ervabi subhanem men takaddese anil eşyahi eşbahi zatuhu ve tenezzehet an müşabehetil emtali sıfatu ve şehid ala rububiyyeti ayetu celle celalu ve la ilahe illahu. Hadi şimdi okuyayım mealini. Zatı benzerlerden mukaddes ve sıfatları başkalarının mümasiretinden benzemesinden münezzeh, ayetleri rububiyetine delalet eden, şanı yüce olan ve kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan zatı her türlü noksan sıfattan ve kusurdan tenzih ederiz. Amin diyoruz biz de buna. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.